Eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili bize anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi battılar, bittiler mi? Yoksa batan, biten buradaki iş insanları, buradaki emekçiler, buradaki yoksullar milyonlarca dar gelirli mi? Bunları konuşacağız sayın seyirciler. Bakın, başkanlık sisteminin yani Türkiye'ye özgü ve muhalefetçe sık sık ucube diye nitelenen başkanlık sisteminin bir eseri mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum ama bir öyle bir böyle. Getirdik, geri aldık. Kaldırdık, tekrar yerine getirdik tarzındaki birbiriyle tezat teşkil eden uygulamalardan birini daha yaşadık. O da PCR testi karmaşası. PCR taraması. Dün bir şeyler oldu ve kaldırıldı pek çok alanda PCR taraması aşısızlar için. Sonra bugün efendim uçak seyahatleri için geri geldi diye bir ifade. Sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu. Biz bu konuya başlayacağız. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Palay'la. Kayıhan Hocam merhaba. İyi akşamlar Gökmen Bey. Fikret Bey'i ve stüdyo konuklarınızı da selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Kayıhan Hocam, bu dünkü yayımlanan bilgilere baktığımızda biz aşısızlarla ilgili PCR testi taramasının pek çok alanda kaldırıldığını görmüştük. Ve fakat ne olduysa bugün yeniden bir açıklama yapıldı ve denildi ki uçakla şehirler arası seyahat edecekler için taramaya devam denildi. Otobüsler ne oldu? Trenler ne oldu? Bu efendim omikron otobüslerde, trenlerde bulaşıyor da yani şey bulaşmıyor da uçağa gelince mi bulaşıyor? Siz ne anladınız? Biz ne anlamalıyız bu uygulamadan? Gökmen Bey, bence uzun uzun tartışmaya gerek yok. Bu uygulama salgının Türkiye'de iyi yönetilemediğinin yeni bir kanıtı. Sanırım başka bir şey söylemeye ihtiyaç yok. Çünkü Kayıhan Hocam, salgın yönetilirken... Kayıhan Hocam, çok kısa ve net bir değerlendirme yapmanızı tabii ki takdirle karşılıyoruz. Ama bizim de sizi bulmuşken biraz edeceğiniz sözlere ihtiyacımız var açıkçası. Hemen devam edeyim Gökmen Bey. Şimdi bakın, epidemiyoloji bilimi salgın bilimidir. Biz uzun yıllardır bunu öğrencilerimize hem tıp fakültesi düzeyinde hem de uzmanlık düzeyinde anlatıyoruz, öğretiyoruz, uygulamasını gösteriyoruz. Bir salgınla başa çıkmak için 3 adım vardır, temel adım. Birincisi, salgın hastalığa yol açan hastayı tanımanız gerekir. Bu hastalık COVID-19 hastalığında ancak PCR testi yaparak kesin tanı koyuyorsunuz. İkincisi, bu hastalığın bulaşmasını engellemeniz gerekir. Üçüncüsü de aldığınız önlemlerin ne kadar etkili olduğunu anlayabilmek için süreci sürekli izlemeli ve değerlendirmelisiniz ki hastalık yaygınlaşmasın. Şimdi geldiğimiz noktada açık söylemek gerekirse seçilen strateji bırakınız hastalansınlar stratejisi biçimine dönüşmüştür. Neden böyle söylüyorum? Biz biliyorsunuz yaklaşık 2 yıldır bu salgının bilimsel ölçütlere göre yönetilebilmesi için kendi bilim alanımızdan doğru bazı önerilerde bulunduk. Bazı uygulamaları değerlendirdik, eleştirdik. Nasıl yapılması gerektiğine ilişkin önerilerimizi her gün sıraladık. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı, bırakın bizi, kendi kadrosunda çalışan halk sağlığı uzmanları dahi dinleme yaklaşımına sahip değil. Çünkü ben yetiştirdiğimiz hiçbir halk sağlığı uzmanının PCR testiyle ilgili düzenlemeye onay vermiş olma ihtimalini görmüyorum. Çünkü siz eğer yalnızca semptom gösterenlere PCR testi uygulayacağız derseniz ve bunun yanı sıra hızlı testler gibi dünyanın her yerinde kullanılan testleri uygulamaya koymazsanız o zaman salgın yönetiminde daha ilk adımı es geçiyorsunuz demektir. Basit soru şu: peki hastalananları nasıl saptayacaksınız? Çünkü klasik bilgilere göre bu hastalık sırasında hastalananların %20'si yaklaşık bulgu gösteriyor. %80'i bulgusuz hastalığı geçiriyor. Bulgu göstermeyen ya da bulgu gösterdiği halde temaslısına siz test yapıp ne durumda olduğunu anlamazsanız o zaman bu şu demektir: bırakınız bu insanlar toplum içerisinde bu hastalığı bulaştırsın. O yüzden bırakınız hastalansınlar, bırakınız hastalandırsınlar strateji deyimini kullanıyorum. Gelinen noktada hastalığın bulaşını önlemek için zaten sınırlı yapılan uygulamalardan da vazgeçildiğinin bir işareti olmuştu PCR testi zorunluluğunun ortadan kaldırılması. Ama bugün
tekrar özellikle uçaklar için bir uygulama getirildi. Muhtemelen bunun uluslararası uçuş kuralları ile ilgisi var. Çünkü siz de biliyorsunuz bu kural getirildikten sonra Türk Hava Yolları'nın bazı uluslararası uçuşları ile ilgili sorunlar yaşandığına ilişkin uluslararası ve ulusal medyada haberler çıkmaya başladı. Biz zaten bunu öngörmüş ve söylemiştik. Oysa omikron varyantıyla ilgili gerçek bilgileri elde edip Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere başta olmak üzere buna karşı bir hazırlığı yürütmek ve bir başka bakanın övündüğü Almanya'da kullanılan en fazla hızlı antijen testlerinden birkaçının Türkiye'de üretildiği övüncünün Türkiye'de de uygulamaya konulmasını beklerken biz yalnızca PCR testleriyle ilgili bir sınırlamayla karşılaşmış olduk. Bakın bugün yeni olgu sayıları açıklandı, görmüşsünüzdür. Omikron varyantı hızla egemen varyant olmaya başlarken bütün dünyada karşılaşılmayan bir şey bizim ülkemizde olmaya başladı. Omikron varyantı sırasında olgu sayılarımız düşmeye başladı. Bugünkü ilan edilen olgu sayısı 54 bin civarında. Üstelik yapılan test sayılarında da bir azalma olduğu için test içerisinde pozitiflik oranı da %15'in altına düştü. Şimdi Gökmen Bey, soru şu. Eğer Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi birkaç gündür yalnızca bu hastalık semptomu gösterenlere bu test yapılıyorsa, hastalık gösteren, semptomu gösterenler içerisinde yalnızca PCR pozitiflerin %15'in altına düşmesi gerçekten epidemiyoloji bilimiyle açıklanmaktan uzaktır. Burada bir takım sorunlar var. Bu sorunlar uzun zamandır tartıştığımız sürecin epidemiyoloji bilimiyle yönetilmemesinden kaynaklanan sorunlardır. Maalesef dün verilen kararın bugün başka bir kararla yerine konmuş olması, sizin de sorduğunuz ve bize çok sayıda sorulan, ya bu nasıl virüs? Uçakta bulaşma riski var, bu yüzden PCR önlemi tekrar getirildi. Ama ne şehirler arası diğer ulaşım alanlarında, tren ve otobüsten söz ediyorum, ne de şehir içi herhangi bir uygulamada ya da herhangi bir kamuya açık alandaki etkinlikte bu sınırlama getirilmedi. Belki şöyle şeyler de tartışılıyor. Bilmediğimiz için verileri, bu tartışmayı da belki güncelleştirmekte yarar var. Belki medya mensupları bir olanak bulurlarsa bunu Sayın Bakan'a da sorabilirler. Acaba aşısızların böyle kolaylıkla ortada dolaşabilmesine olanak verilmesi, Türkiye'nin bundan sonra mRNA aşıları almakla ilgili bir sınırlama getirdiğinin bir habercisi midir? Bir yandan da biliyorsunuz Türkiye'de Ar-Ge'si yapılan bir aşının henüz faz 3 sonuçları yeterince açıklanmadan ona acil kullanım onayı verilmesi girişimini de buna ekleyecek olursak, acaba Türkiye bir takım ekonomik sıkıntılar nedeniyle dışarıdan aşı bulmakla ilgili zorluk yaşadığı için mi böylesi kararlar almaya zorlanıyor? Bu da bence araştırılması, soruşturulması, tartışılması gereken kavramlardan birisi. Ama buradan şunu açıkça söyleyelim Gökmen Bey. Bu salgın halen devam ediyor. Dünyadaki verilere bakacak olursanız ölüm sayıları özellikle risk grubunda bulunanlar için henüz çok azalmış değil. Türkiye'de bir gün önce 177 kişinin öldüğünü Sağlık Bakanlığı'nın sınırlı açıkladığı verilere dayanarak hepimiz gördük. Şimdi sizin programlarınızda daha önce de konuşmuştuk. Örneğin bu pandemiden önce bir gün bir uçak kazası olsa ve 177 kişi ölse biz bunu haftalarca konuşurduk, değil mi? Tabii. Halen her gün bir uçak düşmeye devam ediyor. Halen örneğin Ocak ayının ilk iki haftasında günde ortalama 151 yurttaşımızı Sağlık Bakanlığı'nın raporladığı kadarıyla bu hastalık nedeniyle kaybetmiş durumdayız. Ama sanki böyle bir sorun yokmuş gibi davranmaya dönük kararlar alınıyor. Açıkçası ben bunu halk sağlığı açısından ciddi bir problem olarak görüyorum. Tamam. Şimdi burada iki konu var. Bir, dün kaldırdığınız uygulamada bugün neden geri adım attınız? Ki bunu sadece uçakta seyahat edenler için, yani aşısızlara PCR testi zorunluluğu. İkincisi, geri adım atmadığınız o diğer alanlarda PCR taramasından vazgeçmeniz nasıl bir tehlikeye yol açacak? Şimdi bakar mısınız? Konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele, öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlarla, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara PCR testi taraması yaptırılmayacak diyor aşısızlar için gerekli olan. Buradaki öğretmenler, burada çalışanlar büyük bir risk altına girmeyecek mi? Konserlerde, diğer yerlerdeki bu taramadan vazgeçilmesi büyük bir risk yaratmayacak mı? Yani bunu nasıl göze alabiliyor Kayahan Hocam iktidar?
Gökmen Bey, bakın bir tek süreci test bağlamında PCR testleri üzerinden tartışmamamız gerekir. Biz hatırlarsanız yaklaşık bir yıldır Türkiye'nin tek başına PCR testiyle bu